Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Fil evvelin vel ahirin ve fil melail ala ila yevmiddin. Gıybet etmek. Kabil Ahbar buyurdular. Beni İsrail'e bir kuraklık isabet etti. Musa aleyhisselam 3 gün yağmur talebinde bulundu. Fakat yağmur yağmadı. Musa aleyhisselam, ilahi senin kulların 3 gün duaya çıktılar. Sen onların duasını kabul buyurmadın. Bunun hikmeti nedir? Allah'ım dedi. Rabbil alemin ya Musa, ben işlerinde nemmam, huzurluk yani huzurlukta ısrar eden birinin bulunduğu kavmin duasını kabul etmem buyurdu. Musa aleyhisselam, ya Rabbi, o kimdir biz bilelim ve içimizden çıkaralım dediğinde, Rabbil alemin ya Musa, ben sizi dedikodudan men ediyorum. Ben azimüşşan, o filan kimsedir diye Neman kovuculuk mu edeyim buyurdu. O zaman onların hepsi birden istiğfara tövbe ettiler. Allah-u Teala da onlara yağmur ihsan buyurdu. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem rivayet buyurdular ki, bir kimse ömründe bir kere gıybet etse Rabbül Alemin tarafından 10 azap isabet eder. 1. O kimse Allah-u Teala'nın rahmetinden, aşkından, muhabbetinden, feyzinden uzak olur. Melekler ondan sohbeti keser. Ölüm anında ruhunun çıkması zor olur. O kimse ateşe yakın olur. Cennetten uzak olur. O kimse üzerine kabir azabı şiddetli olur. O kimsenin ameli heba olur, yok olur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ruhu salatları eza duyar. Allah-u Teala Hazretleri o kimsenin üzerine gadab eder. Kıyamet gününde nizamı yanında iflas eder. Buhari'den rivayet olundu. Buyurdular ki, kul kıyamet günü amel defteri kendisine verildiğinde kendisine ait olan amel defterinde olduğunu görünce, ya Rabbi, bu hasenatı bana nereden geldi diye sual eder. Rabbül Alemin ona şu defter görmüş olduğun hasenat, insanlardan seni gıybet edenlerin amellerin sevabıdır da ondan senin malumatın yoktur buyurdu. Hasan Basri Hazretleri biri gelerek, seni filan kimse gıybet etti dedi. Hasan Basri Hazretleri o gıybet eden kimseye bir tabak hediye gönderdi ve sen bana hasenatından bir şey hediye eylemişsin. Ben de sana bu gönderdiğim hediye ediyorum buyurdu. Gıybet 4 vecih üzerinedir. Mübah, günah, nifak ve küfür. Mübah olan yani işlenmesinde ve terkinde günah olmayan gıybet, günah kârları gizlemeden yapan kimseyi gıybet ve bidat sahibini gıybettir. Çünkü Nebi Aleyhisselam, facir kendisinde olan fısku fücuru zikredin ki onlar o fısıktan kaçınsın. Yani nas o günahtan kaçması için fasıkın anlatın, duyurun demektir. Masiyet olan günah, bir kimseyi bir topluluk yanında isminden bahsetmek, bir ayıbını anlatmaktır. Halbuki o kimse yaptığının masiyet olduğunu bilir. Böyle bir gıybet yapan isyandan dolayı tövbe etmelidir. Nifak olan gıybet, ismini zikretmeyerek kişinin ayıplarını söylemektir. Gıybet edenin yanındaki kimse bundan murat kim olduğunu bilir.
nefsinde de o zem olunan kimseyi müttaki ittika eder. İşte bu nifaktır. Küfür olan gıybet, bir cemaatin yanında kişi ismiyle ve kendisiyle kendisinde olmayan bir ayıpla zikreder. O gıybet ve zem eden kimseye gıybet etme denildiği zaman bu gıybet değildir dediğim sözü doğruyum der. Bu veçiyle bu da küfürdür. Çünkü son sözü ile Allah-u Teala'nın haram kıldığı şeyi helal kılmıştır. Ve ahiri davana velhamdülillahi rabbil alemin.